Evet arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde sigma ve pi bağlarıyla devamında hibritleşme olayını açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Önce bakalım hemen. İki orbitalin bağ ekseni doğrultusunda uç uca örtüşmesiyle oluşan bağ biz sigma bağı diyoruz. Örnek verecek olursak mesela şuraya arkadaşlar inceleyecek olursak burası bizim için bağ eksenini oluştursun. Hemen çizerim şuraya. Bağ eksenini oluştursun. Bakın iki orbitalin bağ ekseni üzerinde uç uca örtüşmesiyle oluşan bu bağ bizim için arkadaşlar sigma bağdır. Aynı şekilde bakarsak buraya, yine burayı bağ ekseni şeklinde alırsak arkadaşlar, bu iki orbitalin işte bağ ekseni üzerinde gördüğümüz gibi uç uca örtüşmesiyle arkadaşlar oluşturduğu bu iki bağın sigma bağ olduğunu söyleyebiliriz. Peki pi bağ bizim için ne ifade ediyor arkadaşlar? Pi bağ da burada p orbitallerinin, özellikle üstünü vurgulamak istiyorum arkadaşlar, p orbitallerinin bağ ekseni üzerinde değil, yine bağ ekseni çizelim buraya, bağ ekseni üzerinde değil arkadaşlar, bağ eksenini gördüğümüz gibi dik olacak şekilde arkadaşlar yan yana örtüşmesiyle oluşan bağ ise bizim için pi bağını ifade ediyor. Sigma ile pi bağını ayırmak için arkadaşlar gördüğümüz gibi iki tane önemli ayrıntı var. Bunlardan bir tanesi bağ ekseni üzerinde olması, bağ ekseni arkadaşlar dik olması. Gördüğümüz gibi bir diğeri ise arkadaşlar örtüşmenin ucuca olması sigma bağında, örtüşmenin ise arkadaşlar gördüğümüz gibi yan yana olması bizim için uç uca arkadaşlar bağ ekseni üzerinde örtüşme sigma bağı, yan yana bağ ekseni dik olarak yapılan bu örtüşme ise bizim için pi bağını oluşturuyor diyebiliriz. Evet. Burada şunu fark etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Küresel orbitaller gördüğümüz gibi s orbitalleridir. Bu sonsuzluk ibaresine benzeyen orbitaller ise bizim için p orbitallerini ifade ediyor. Dedik ki pi bağları arkadaşlar sadece p orbitallerinin örtüşmesiyle meydana gelirken sigma bağlarının arkadaşlar böyle bir sınırımız yok. Bütün örtüşmeler hemen hemen pi sigma bağını oluşturabiliyor. Yani s ile s'in, s ile p'nin, p ile p'nin örtüşmesi, yine ileride göreceğiz mesela hibritleşme arkadaşlar, hibrit orbitallerini göreceğiz. Yine hibrit orbitallerinin bu orbitallerle ve kendi aralarında yaptığı bütün bağlar arkadaşlar sigma bağlarını meydana getirecekken, tekrar söylerim, sadece p orbitalleri örtüşmesi pi bağını meydana getiriyor. Şimdi hemen şurada özelliklere beraber bakalım arkadaşlar, sigma pi bağının özelliklerine. Bir kere sigma bağı oluşmadan arkadaşlar pi bağı oluşmayacaktır. İki atom arasında ilk oluşan bağ her zaman sigma bağıdır arkadaşlar. Öncelikle sigma bağı oluşur, devamında pi bağı meydana gelir. İki atom arasında sadece arkadaşlar bir tane sigma bağı yine meydana gelecektir. Unutmayın, iki atom arasında birden fazla sigma bağ olamaz. Yani ikili bağ varsa bunlardan bir tanesi sigmadır mecburen, diğeri pi'dir. İkisinin sigma olma olasılığı yok. Sadece bir tane sigma bağ olabilir. Yine üçlü bağ varsa arkadaşlar bunlardan bir tanesi sigma, sadece bir tane sigma, diğerleri mecburen pi bağını oluşturacaktır. İki atom arası tekli bağ varsa arkadaşlar tabii ki bu bağ benim için sigmadır. Çünkü ilk oluşan bağ bizim için her zaman sigma bağıdır arkadaşlar. Sigma bağının kuvvetiyle pi bağının kuvvetlerini karşılaştırdığımız zaman sigma bağının arkadaşlar pi bağından daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Pi bağları daha zayıftır. Doğal olarak hani demiştik ya, ilk oluşan bağ sigma bağıdır. İlk kırılan bağ ise arkadaşlar bizim için her zaman pi bağını ifade eder. Çünkü pi bağı daha zayıftır, kırılması daha kolaydır bizim için. Sigma bağları arkadaşlar ortaklanmamış elektron çiftleriyle beraber moleküllerin geometrisini belirlemekte bize faydalı olacak. İlerleyen konularda zaten bunu göreceğiz ama pi bağları arkadaşlar sadece bağın kısalığını belirleyecek. Bizim için ne yapacak? Yeni bir pi bağ bağın daha kısa olmasına sebep olacak. Çünkü yeni bir bağ olması atomların çekirdeklerinin birbirine daha çok çekilmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Ve bu bağın kısalmasına sebep olacaktır. Gördüğümüz gibi burada sigma pi bağlarını görebiliriz yine. Tekli bağların sigma olduğunu söylemiştik arkadaşlar. İkili bağlardan sadece bir tanesinin sigma olabileceğinden bahsettik. Tekli bağlar yine arkadaşlar gördüğümüz gibi sigma bağı. Gördüğümüz gibi ikili bağdan bir tane sigma olduğuna göre arkadaşlar diğerinin olmak zorunda? Pi olmak zorunda. Burada da orbitallerin örtüşmesini net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi karbondaki bakın bağ ekseni üzerinde, bağ ekseni üzerinde, bağ ekseni üzerinde, yine gördüğümüz gibi şu maviler arkadaşlar bağ ekseni üzerindeki örtüşmeler. Bunlar sigma bağını ifade ederken gördüğümüz gibi burası bağ ekseni olduğunda bağ eksenini dik olacak şekilde bu p orbitallerinin arkadaşlar yaptığı bu yan yana örtüşme ise bizim için pi bağını meydana getirecek. Evet, geçelim buraya hemen.
Sigma pi bağlarını gösterin diyor. Hemen hızlı bir şekilde bakalım arkadaşlar. Dedik ya tekli bağlar her zaman sigmadır. İkili üçlü bağlardan ilki arkadaşlar sigmadır. Pembe ile yaptıklarımız burada sigma mı olsun, kırmızı ile yaptıklarımız. Gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4 tane tekli bağ var. Doğal olarak arkadaşlar burada ne vardır? 4 tane sigma bağ vardır diyebiliriz. Yine baktığımız zaman 1 tekli bağ var, sigmadır arkadaşlar. Üçlü bağdan sadece bir tanesi sigma bağ olabilir. Doğal olarak toplamda baktığımızda burada 2 sigma bağ var. Yine buraya baktığımızda her bir karbon atomuna önce bakalım. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi tekli bağlar var. Bunlar sigmadır. Buradaki üçlü bağdan biri de sigma olacağına göre burada yine toplamda arkadaşlar 3 tane sigma bağ olduğundan bahsedebiliriz. Yine baktığımız zaman tekli bağlar direkt sigmadır. İkili bağdan ilki sigmadır. Yani burada yine baktığımızda 2 tane sigma bağ var. Yine burayı incelediğimizde arkadaşlar ikili bağların ilki her zaman sigma olmak zorunda. Çünkü iki atom arasında sadece bir tane sigma bağ olabiliyor. Gördüğümüz gibi 2 sigma var. Burada ise 3 tane tekli bağ olduğuna göre burada 3 tane sigma bağının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim pi bağına. Pi bağını mavi yapalım arkadaşlar. Tekli bağlar dediğimiz sigmadır. Burada pi bağ yok. Ama burada üçlü bağdan biri sigma olduğuna göre diğer iki bağın arkadaşlar pi bağ olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki üçlü bağdaki ilk bağ sigma iken diğer ikisi pi bağdı. Yine baktığımız zaman bu üçlü bağdaki ilk bağ sigmaydı. Geri kalan iki bağ bizim için arkadaşlar iki bağ ise bizim için pi bağını ifade ediyor. Buradaki ilk bağ sigmaydı. Gördüğümüz gibi ikinci bağ arkadaşlar bizim için bir tane pi bağını meydana getiriyor. Burada baktığımız zaman ilk bağlar sigma, ikili bağlardaki ikinci bağların pi bağı olduğunu biliyoruz. Doğal olarak burada iki tane pi bağ var. Burada pi bağı yoktur diyebiliriz. Hemen yukarı çıkalım. Sorularımızı inceleyelim arkadaşlar. Burada sigma ve pi bağlarıyla ilgili sorular sormuş. Tekli, ikili ve üçlü bağlarla ilgili açıklamalar vermiş arkadaşlar. Bu açıklamalarda hangisinin yanlış olduğunu söylüyor. Gelin beraber hepsini inceleyelim. İkili bağda bir tane sigma, bir tane pi bağ vardır diye. Evet demiştik ki sadece bir tane sigma bağ olabilir. Diğeri pi olmak zorunda. İkili bağ içeren bileşiklerin verdiği katılma tepkimelerinde önce pi bağ açılır diyor. Evet arkadaşlar çünkü pi bağ daha zayıftı. İlk önce zayıf bağ kırılır. İlk oluşan bağ sigmaydı evet ama ilk kırılan bağ bizim için pi bağını ifade ediyor. Doğal olarak ilk kırılan bağ pi bağdır. İkili bağda pi bağının kırılması için gereken enerji sigma bağının kırılması için gereken enerjiden arkadaşlar daha fazladır diyor. Hayır dedik ya pi bağ daha zayıftır. Pi bağının enerjisi sigmadan daha düşük olmak zorunda arkadaşlar. Yani bu açıklamanın tam tersi olmak zorunda. 3 bağ türündeki bağlardan biri mutlaka sigmadır arkadaşlar. Evet doğrudur. Üçlü bağda bir tane sigma, iki tane pi bağ var. Zaten demiştik sadece bir tane arkadaşlar sigma olabileceğine göre geri kalan iki tane bağın pi bağ olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin bağ türü var ki sayısı yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Molekülleri çizersek aslında görebiliriz. Aslında hiç molekülleri çizmesek de soruyu cevaplayabiliriz. Neden? Çünkü arkadaşlar evet oksijende O2 moleküller arasında iki tane oksijen arasında ikili bağ vardır. Evet ama bu ikili bağın pi bağ olma olasılığı yok arkadaşlar. Çünkü sigma bağ oluşmadan pi bağ meydana gelmez. Doğal olarak burada cevabım ne olacak? B. Ama biz gene de bütün molekülleri arkadaşlar burada çizelim hemen. Görmek adına Lewis yapılarını çizelim. Pardon şu fazla oldu. Hemen çizelim şurada. Gördüğümüz gibi arkadaşlar burada iki tane sigma bağ var, iki tane pi bağ var. Doğru söylüyor. NH'i çizdiğimiz zaman daha önce çizmiştik zaten kovalent bağlıların Lewis yapısında. Burada artık bu molekülleri arkadaşlar ezberlemiş olmamız gerekiyor. Daha kolay çözmek adına gördüğümüz gibi 3 tane tekli bağ var. Doğal olarak 3 tane sigma bağ var. H2O'ya arkadaşlar baktığımız zaman H2O'da gördüğümüz gibi 2 tane sadece sigma bağ var. CH4 molekülünde 4 tane hidrojenle bağlanmıştı. Yine az önce görmüştük ve bu 4 tane bağın 4'ünün de sigma bağı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Geldik arkadaşlar hibritleşmeye, melezleşmeye. Aslında melezleşmenin ne olduğunu az çok anlayabiliyoruz. Çünkü bunu arkadaşlar daha önce canlılarda da görebiliyoruz. Farklı türlerin ne yapması? Farklı türlerden yeni türlerin meydana getirilmesi bizim için melezleşmeyi ifade ediyor. Peki biz burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada hibritleşmede biz ne yapıyoruz onu anlatmaya çalışalım. Hibritleşmede yaptığımız şey şu arkadaşlar. Farklı enerjideki orbitalleri karıştırarak yeni türde ve eş enerjili orbitaller meydana
getiriyoruz. Örnek verecek olursak mesela farklı enerjiye sahip olan ama tabii enerjileri birbirine yakın olan S ile P orbitallerini biz karıştırarak ne yapıyoruz? Yeni özdeş orbitaller meydana getiriyoruz arkadaşlar. Bu olaya biz ne diyoruz? Farklı türde orbitallerin karıştırılıp yeni türde orbitaller elde edilmesine arkadaşlar. Biz hibritleşme diyoruz. Oluşan yeni orbitallere ise hibrit orbitali diyoruz arkadaşlar. Bu olay hibritleşmedir. Oluşan o yeni türdeki orbitalleri ise biz ne diyoruz onlara? Hibrit orbitali diyoruz arkadaşlar. Hibritleşme bizim için kovalent bağı ve arkadaşlar deneysel olarak açıklanan o molekülün yapısını açıklamak için kullandığımız bir arkadaşlar olaydır bizim için. Unutmayın hibritleşme dediğimiz gibi molekülün geometrisini ve kovalent bağı açıklamak için kullanılıyor. Daha ilerleyen konularda bunu daha net bir şekilde arkadaşlar görebileceğiz. Molekül geometrilerini gördüğümüzde daha net anlayabileceğiz. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar hibritleşme türlerine. Şimdi bizim için burada 3 tane hibritleşme var. 3'ünü arka arkaya göreceğiz. Bunlardan bir tanesi SP küp hibritleşmesi olacak. Sonrasında SP kare hibritleşmesi. En son ise arkadaşlar SP hibritleşmesini göreceğiz. Önce SP küp hibritleşmesiyle başlayalım arkadaşlar. Biz burada CH4 molekülü üzerinden konuşacağız. Ve CH4 molekülüne baktığımız zaman arkadaşlar karbon 4 tane bağ yapmış. Önce bu 4 tane bağ nasıl yapacağını açıklamaya çalışalım. Şimdi biz temel dizilimini yazdığımız zaman arkadaşlar karbonun 2 tane yarı dolu orbitali olduğunu görüyoruz. Ve bu 2 yarı dolu orbitalin örtüşmesiyle karbon şu anda sadece 2 bağ yapabiliyor. Çünkü biz biliyoruz ki yarı dolu orbitaller arkadaşlar neyi meydana getirecek? Bağları meydana getirecek. Yani karbonun 4 bağ yapmasını burayla açıklamak söz konusu olmayacaktır. Biz o yüzden ne yapıyoruz? 2S'teki orbitallerden, 2S orbitalindeki elektronlardan bir tanesini 2P'ye uyararak arkadaşlar uyarılmış hali yazıp artık karbonun nasıl 4 bağ yaptığını daha net bir şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman şurada karbon gördüğümüz gibi arkadaşlar burada bir örtüşmeyle. Hani eğer hidrojenin S orbitallerini çizersem burada 1S orbitallerinin 3-4 tane hidrojenin 1S orbitali var burada. Gördüğümüz gibi arkadaşlar hidrojenin 1S orbitalleriyle karbonun bu yarı dolu orbitalleri bu şekilde arkadaşlar örtüşerek ne yapabilir? Toplamda 1-2-3-4 tane bağ meydana getirebilir. Karbonun 4 bağ nasıl yaptığını artık uyarılmış halde algılayabiliyoruz. Ama bir sorun var arkadaşlar, o da şu. Bu bağların 4'ü de özdeş mi? Çünkü biz CH4 molekülünü incelediğimiz zaman bu bağların 4'ünün de özdeş olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu haliyle bu bağların özdeş olma olasılığı yoktur. Neden? Ona gelelim hemen. Çünkü burada 2S'in arkadaşlar enerjisiyle burada örtüşen 2S'in enerjisiyle burada örtüşen 2P orbitallerin enerjileri aynı değildir. Doğal olarak bu 3 örtüşmeyle oluşan bu 3 bağ ile bu S orbitalin örtüşmesiyle oluşan şu bağın arkadaşlar enerji olarak birbiriyle aynı olmadığını söyleyebiliriz. O zaman bizim için uyarılmış halde ne yapmakta yetersiz kalıyor? Moleküldeki o arkadaşlar özdeşliği açıklamakta yetersiz kalıyor. İşte o zaman hangi hal devreye giriyor? Hibritleşmiş hal devreye giriyor. Biz ne yapıyoruz bu defa? Buradaki 2S'teki orbitaller arkadaşlar, buradaki 2P orbitallerini karıştırarak onları ne yapıyoruz? Özdeş, eşdeğer, eş enerjili orbitallere dönüştürüyoruz. Ve artık bu 4 orbital, mesela burada 4 orbitali karıştıracağız. Çünkü adı SP küp arkadaşlar. Adından anlaşılacağı gibi bir tane S ile arkadaşlar 3 tane P'nin örtüşmesiyle oluşan bir hibritleşmeden bahsediyoruz. Yani biz ne yapıyoruz arkadaşlar bu hibritleşmede? Bunların tamamını karıştırıyoruz. 4 tane orbitali ne yapıyoruz arkadaşlar? Karıştırıyoruz. Bu 4 orbitali karıştırıp tabii ki 4 tane karıştırdıysak 4 tane ne elde etmemiz gerekiyor? Özdeş orbital elde etmemiz gerekiyor. 4 orbitali karıştırıp gördüğümüz gibi 4 tane özdeş yeni türde orbital meydana getiriyoruz. Tekrar söyleyelim. Burada 1 tane S, 3 tane P'yi karıştırdığımız için arkadaşlar hibritleşmemin adı SP küp. Buradaki üstteki sayılar arkadaşlar oradaki hibritleşmeye karışan orbitallerin sayısını ifade ediyor. Devam edelim. Şimdi dedik ki hibrit orbitalleri meydana geldi. Bunların her biri arkadaşlar bizim için artık bir SP küp hibrit orbitaldir. Bu da bir SP küp hibrit orbitaldir. Bu da bir SP küp hibrit orbitali. Aynı şekilde bu da bir SP küp hibrit orbitalini oluşturacak. Artık 4'ü de özdeş. 4'ü de özdeş olduğu için arkadaşlar 4 tane ne yapabilir? Özdeş bağ meydana getirebilir. Yani CH4'ün 4 özdeş bağını bu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Peki devam edelim. Burada
Hangi katmanda karıştırdık? İncelersek eğer bunları arkadaşlar, ikinci katmanda karıştırdık. Doğal olarak oluşan bu hibrit orbitallerinin de yine hepsinin ikinci katmanda olduğunu söyleyebiliriz. 4 tane ne yaptık arkadaşlar? SP3 orbitali meydana getirmiş olduk. Şimdi hemen temizleyip biraz da yukarı çıkalım arkadaşlar. Yukarıda evet, bazı açıklamalar, onlara bakalım tekrardan. Şimdi az önceki konuştuğumuz dizilimi zaten buraya yazabiliriz. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar 1s kare orbitali hibritleşmeye katılmıyor. Yani burada en başta ne olması gerekiyor tabii ki? 1s kare var arkadaşlar. Karbonun diziliminde 1s kare hibritleşmeye katılmadığı için gördüğümüz gibi burada duruyor arkadaşlar, olduğu gibi. Diğerleri bakın 4 tane özdeş neden meydana geliyor? SP3 orbitalinden meydana geliyor ve her bir orbitalde bir tane elektron olduğu için arkadaşlar, bakın burada kaç elektron var her bir orbitalde? Gördüğümüz gibi bir tane elektron var. Yani SP3'ün üstündeki sayılarda o orbitalde kaç elektron olduğunu ifade ediyor bizim için. Yine arkadaşlar Lewis yapısını yazdığımız zaman 4 tane tekli bağ görüyoruz CH4 molekülünde ve her bir tekli bağ bizim için gördüğümüz gibi sigma bağını ifade ediyor. Toplam 4 tane sigma bağ var diyebiliriz arkadaşlar. Geldik SP-kare hibritleşmesine arkadaşlar. SP-kare hibritleşmesinin mantığı baştakiyle aynı, SP-küple aynı. Dedik ya, 2 bağ yapabiliyor. 4 bağ bu şekilde açıklayabiliyoruz. 4 bağ nasıl yaptığını. Ama yetersiz kalıyor bizim için. Yetersiz kaldığı alanlarda arkadaşlar hangi hibritleşme işin içine giriyor? Ne işin içine giriyor? Hibritleşme kavramı işin içerisine giriyor. Baktığımız zaman arkadaşlar burada özellikle hibritleşmemiz SP-kare olduğu için arkadaşlar bu ne anlama geliyor bizim için? Bir tane S ile İki tane P'yi karıştıracağız anlamı taşıyor bizim için. Biz ne yapıyoruz? Bakın burada hibritleşmeye uğratırken arkadaşlar bir tane S ile P orbitallerinin ikisini arkadaşlar karıştırıp ne yapıyoruz? Hibritleşmeyi oluşturuyoruz. Burada bir S iki tane P'yi karıştırdığımız için arkadaşlar bir tane P bakın hiçbir şekilde değişime uğramadan olduğu gibi kalıyor. Burada 1S 2P'ye karıştırdığım için hibritleşmenin adı SP karedir. Ve unutmayın toplam 3 tane orbitali karıştırdığım için 3 tane özdeş orbital meydana geliyor. Her bir özdeş orbital benim için bir SP kare orbitaldir. Ve bunlar yine aynı şekilde ikinci katmandan karıştırıldığı için arkadaşlar ne oldu burada? 3 tane özdeş SP kare, 2 SP kare orbitali meydana gelmiş oldu. Bir tane arkadaşlar P orbitalde gördüğümüz gibi ne yaptı burada? Hiçbir değişime uğramadan kaldı. Burada önemli bir not arkadaşlar, bir parantez açmak istiyorum. Burada hibritleşen orbitallerin özellikle sigma bağını oluşturduğunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hibritleşen orbitaller bizim için her zaman sigma bağını meydana getirir. Mesela az önceki SP3'te 4 tane hibrit orbitalim vardı. O yüzden 4 tane sigma bağ vardı. Ama burada 3 tane hibrit orbitalim var. Doğal olarak arkadaşlar burada ne olacaktır bizim için? Bu karbon atomu 3 tane sigma bağ yapmak zorunda. Çünkü hibrit orbitalleri arkadaşlar dediğimiz gibi sigma bağlarını oluşturuyor. Peki hocam hibritleşmeye katmadığınız bir P orbitali var. O ne işe yarıyor arkadaşlar? Hibritleşmeye katmadığımız şu P orbitali ise arkadaşlar bizim için her zaman neyi oluşturacak? Pi bağını meydana getirecektir. Tekrar söyleyelim. Hibritleşmeye katılan orbitaller sigma bağlarını, hibritleşmeye katılmayan orbitaller pi bağını, o p orbitalleri pi bağını oluşturacak. Burada dizilimi yazdığımız zaman, yine baktığımız zaman arkadaşlar 2 sp kareden 3 tane olduğunu görüyoruz. Zaten 3 tane orbital karıştırmıştık ve her birinin bakın birer tane elektronu var arkadaşlar ve aynı şekilde gördüğümüz gibi 2P hiçbir değişime uğramadan burada kaldı. Sonradan bu 2P ne yapacak bizim için? Şu pi bağını meydana getirecek. Yine baktığımız zaman karbon üzerindeki 1, 2, 3 tane sigma bağının bu örtüşmeden, sp kare örtüşmelerinden bir tane pi bağının da bu P orbitalinin örtüşmesinden yapıldığını görebiliyoruz. Yine aynı şekilde diğer karbona bakarsak şu arkadaşlar 1, 2, 3 tane işte gördüğümüz gibi sigma bağ, yine aynı şekilde sp kare hibrit orbitallerinden buradaki bir tane pi bağ da dediğimiz gibi burada örtüşmeye, hibritleşmeye katılmayan arkadaşlar p orbitalinden meydana geliyor diyebiliriz. Geldik sp hibritleşmesine arkadaşlar. Sp hibritleşmesinde adı üstünde zaten bir tane s ile bir tane p'yi artık karıştıracağız. Bunlar artık aşina olmamız gerekiyor. Mantık yine aynı arkadaşlar. Dörtlü bağ mantığı, özdeş olmama mantığı. Burada tek farkı ne diğer hibritleşmelerden? Burada arkadaşlar bir tane S ile bir tane P'yi karıştırıyoruz. Doğal olarak iki tane hibrit orbitali meydana geliyor. Her bir hibrit orbitali bir tane SP hibrit orbitali. Çünkü dediğimiz gibi bir tane S ile
bir tane P'yi karıştırdığımız için arkadaşlar buradaki hibritleşme SP hibritleşmesidir. Burada yine ikinci katmanda arkadaşlar bu örtüşmeler, hibritleşmeler ve şunu görmemiz gerekiyor. Dedik ya burada iki tane P orbitali neye katılmıyor burada? İki P orbitali hibritleşmeye katılmıyor. Hibritleşmeye katılmayan arkadaşlar bu P orbitalleri bizim için neyi oluşturacak? İki tane P bağını, şu iki tane hibrit orbital ise bizim için iki tane neyi oluşturacak? Sigma bağını meydana getirecek. Dizilime baktığımız zaman arkadaşlar gördüğümüz gibi bakın 1s kare olduğu gibi duruyor zaten. O hibritleşmeye katılmıyor. Biz ikinci katmanı karıştırıyoruz arkadaşlar. İkinci katmandaki örtüşmeyi görüyoruz. İki tane sp hibrit orbitali meydana geliyor ve hibritleşmeye katılmayan iki tane p orbitalimiz var arkadaşlar. Dediğimiz gibi her bir sp'de bir tane elektron var. Yine p'lerde ise yine aynı şekilde birer tane elektron olduğunu görebiliyorum. Molekülü incelediğimiz zaman dedik ya iki tane sigma, iki tane pi olmalı. Molekülde bunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın bir, iki tane sigma bağ var karbon için. Gördüğümüz gibi iki tane de pi bağ var. Bu sigma bağları sp hibritlerinden, hibrit orbitallerinden, pi bağlar ise şu hibritleşmeye katılmayan p orbitallerinden meydana geliyor. Yine diğer karbon için bakarsak aynı mantık olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar merkez atomun hibritleşme türünü belirlemek nasıl yapılabilir, nasıl belirleyebiliriz? Birçok yöntem olmakla beraber biz burada en kolay yöntemi anlamaya çalışalım. Biz merkez atomundaki arkadaşlar sigma bağı, bakın özellikle altını çiziyorum, sigma bağı sayısıyla ortaklanmamış elektron çiftlerinin sayısını toplayacağız ve bizim için arkadaşlar hibritleşme sayısını, hibritleşme türünü verecektir. Mesela baktığımız zaman arkadaşlar iki tane sigma bağı varsa eğer, bu bizim için sp. Unutmayın burada bizim hibritleşmemizde arkadaşlar sadece bir tane s olacak. Diğer mesela 3 tane sigma bağı diyorsa biri s olduğuna göre diğerleri p olmak zorunda gibi düşünün. Hep bir tane s olacak. Dediğimiz gibi 2 sigma bağı varsa biri kesin s, o zaman sp'dir. 3 sigma bağı varsa arkadaşlar biri kesin s, o zaman sp karedir. Dediğimiz gibi mesela 4 tane sigma bağı varsa biri kesin S'tir, diğer 3'ü P olmak zorunda SP küp hibritleşmesi yapar. Toplamda 3 sigma 1 tane P bağı varsa, 3 sigma 1 P bağı varsa aynı mantık yine biri S olmak zorunda, diğerleri P'dir, SP küp arkadaşlar. Yine 2 sigma 2 ortaklanmış elektron çifti varsa toplam 4 ise yani yine ne anlama geliyor bizim için bu? Arkadaşlar ikisi toplam 4 olduğu için biri S olacağına göre yine SP küp olacağı anlamına geliyor. Evet, yukarı çıkalım. Boş bırakılan yerleri doldurun diyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde doldurmaya başlayalım burayı. Burada özellikle şuraya bakalım. Doğrultu sayısı, arkadaşlar doğrultu sayısı bizim için sigma bağları sayısıyla ortaklanmamış elektron çiftinin toplamıdır merkezdeki. Baktığım zaman burada 1, 2, 3 tane sigma bağı var. O zaman doğrultu sayısının 3 olduğunu söyleyebilirim. Ortaklanmamış elektron çifti yok çünkü arkadaşlar merkezde. Burada doğrultu sayısı 1, 2, 3. Bir de ortaklanmamış elektron çifti olduğu için arkadaşlar 4'tür. Burada baktığımız zaman 1, 2, 3, 4'tür doğrultu sayısı ortaklanmamış elektron çiftleriyle beraber merkezde. Burada ise 1, 2'dir arkadaşlar gördüğümüz gibi doğrultu sayısı. Burada BH2'de ise yine aynı şekilde bakın 1, 2'dir doğrultu sayısı arkadaşlar diyebiliriz. Bağlayıcı elektron çiftleri arkadaşlar biliyoruz ne olduğunu, bağdaki elektronları ifade ediyor. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4 çift var merkez atomunda. Saydığımız zaman 1, 2, 3 çift var merkez atomunda arkadaşlar. Saydığımız zaman 1, 2 çift var merkezdeki atomda. Sayarsak yine toplam 1, 2, 3, 4 tane bağlayıcı çift var. Sayarsak BH2'de 2 çift bağlayıcı çift var arkadaşlar. Bağlayıcı olmayan dedik ya, bağlayıcı olmayan merkez atomun üzerinde kalan ortaklanmamış elektron çiftlerini ifade ediyor. Bakın burada merkez atom üzerinde elektron çifti olmadığı için arkadaşlar bağlayıcı olmayan burada yok. Burada bakın bir çift bağlayıcı olmayan var merkez üzerinde, onu yazalım buraya. Burada H2O'da arkadaşlar 1, 2 çift var bağlayıcı olmayan merkez üzerinde. Burada yine karbon üzerinde bakın arkadaşlar yok. Yine baktığımız zaman belirliyorum H2'de karbon üzerinde yok arkadaşlar. Toplamlarını, toplam elektron sayılarını yazarsak buraya. Burası 4 olur. 4, 4, 4 arkadaşlar 2'dir. Bakın bunlar sigma bağlarıyla arkadaşlar toplamından ne demiştik? Merkezdeki atomun hibritleşme türünü belirleyebiliriz. Burada sayarsak eğer bu karbon atomunun arkadaşlar 1, 2, 3 tane sigma bağı var. Ortaklanmamış elektronu yok. O zaman hibritleşmemiz ne oluyor bizim için? Sp kare oluyor diyebiliriz arkadaşlar. Buradaki hibritleşmemiz sp karedir. Yine azota baktığımız zaman 3 tane sigma bağı, 1 tane arkadaşlar ortaklanmamış elektron çifti olduğundan toplam 4'tür. Sp küp yapmak zorunda. Az önce anlatmıştık nasıl olacağını. Evet, yine arkadaşlara baktığımız zaman H2O'ya
Sigma bağ sayısı 2'dir. 2 de ortaklanmamış elektron çifti var. Toplam 4 yapar. O zaman sp küp olmak zorunda arkadaşlar. Hibritleşmesi burada gördüğümüz gibi. Bu karbona baktığımız zaman arkadaşlar 1-2 tane sigma bağ var ve merkezde elektron çifti yok. 2 sigma, o zaman biri s diğeri p olacağına göre hibritleşmemiz burada sp'dir arkadaşlar. Yine baktığımız zaman BH2'de 2 sigma var. Ortaklanmamış elektron çifti yok. Yine hibritleşmenin sp olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Geçiyorum burayı. Bu şekilde arkadaşlar hesaplanabilir. Sorularımıza gelelim ve konumuzu arkadaşlar bitirelim buradan sonra. Evet. Kırmızı kalemi kullanalım. Merkez atomun hibritleşme türü aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Önce molekülleri çizelim burada. CH4'ü çiziyorum hızlı bir şekilde, bakın burada. CH4, 4 tane tekli bağ vardı hatırlarsak eğer. H2O'yu çizelim arkadaşlar. Az önce yine görmüştük aslında H2O'yu. Biz yine de buraya çizelim. 1, 2, 3 çift. Yine BF3'ü çizdiğimiz zaman arkadaşlar, daha önce BF3'ü de çizmiştik aslında. Burada arkadaşlar gördüğümüz gibi merkez dışındakilerin oktetini sağlıyorum. Evet. Gördüğümüz gibi Lewis yapıları bu şekilde. Hibritleşme türünü belirlemek kolay demiştik arkadaşlar. Demiştik merkezdeki sigma bağ sayısıyla ortaklanmamış elektron çiftlerini toplayacağız. Baktığım zaman 4 tane sigma bağ var arkadaşlar. Biri S olduğuna göre diğerleri P küp olmak zorunda. Demek ki buradaki hibritleşme türümüz arkadaşlar SP küpmüş diyebiliriz. Yine baktığımız zaman H2O'da 2 tane sigma bağ var. 2 tane de ortaklanmamış elektron çifti var. Toplam 4 yapıyor. Biri S, diğerleri P olacağına göre demek ki arkadaşlar yine burada sp küp hibrit orbitalleri meydana gelmiş. BF3'e baktığımız zaman arkadaşlar dediğimiz gibi 3 tane sigma bağ var ve merkezde elektron çifti olmadığı için toplam 3'te kalıyor arkadaşlar bu toplam. O zaman biri s olacağına göre diğer ikisi p olacaktır. Buradaki hibritleşmenin de sp kare olduğunu söyleyebiliriz. Sp küp, sp küp, sp kare olacak. Cevabımız arkadaşlar burada Adana. Hidrojen siyanür molekülü ile ilgili sorular sormuş. Yine hidrojen siyanür molekülünü arkadaşlar çizerim. Karbon, evet, azot ve hidrojenle bağ yapacak zaten. Herkes bağını tamamlamak zorunda. Karbon 4 bağ, azot 3 bağ yapmalı arkadaşlar. Karbon, bak hidrojen 1 bağ yapmış zaten. Karbonun 4 bağ yapması için şurada üçlü bağın olması gerekiyor. Aynı zamanda azot da burada ne yapmış oluyor bu şekilde? Üçlü bağını yapmış oluyor. Şurada bir elektron çifti var ekstradan. Bununla ilgili arkadaşlar sorular sormuş. Ne diyor? 2 tane sigma, 2 tane pi bağ vardır. Eğer molekülü incelersek burada görebileceğiz zaten arkadaşlar. 1, 2 tane sigma bağ vardır. Şu kalan ikisi ise bizim için arkadaşlar 2 tane pi bağını oluşturuyor. Bunlar sigmayı, diğeri ise pi bağını oluşturuyor. Evet, 2 sigma, 2 pi bağ vardır. Karbon atomu sp küp yapmıştır diyor arkadaşlar. Karbondaki sigma bağlarını sayalım. Karbon atomunda akın 2 sigma var demiştik. Ve merkezdeki elektron çifti sayısına baktığımız zaman merkezde elektron çifti yok. 2 sigma var. O zaman biri s arkadaşlar, diğeri ne olmak zorunda? P olmak zorunda. Buradaki hibritleşme sp küp değil arkadaşlar. Nedir? SP'dir diyebiliriz. Karbon atomunun ortaklanmamış çifti yoktur diyor. Evet, zaten az önce gördük. Karbon atomunda arkadaşlar ne yoktur burada? Ortaklanmamış elektron çifti yoktur arkadaşlar. Hangileri doğru diyor? 1 ve 3'ün doğru olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde inşallah Vesper gösterimini beraber işleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.